Korkunç yatırımlar yapılıyor. Bakın hep üst yapı ya. 40'a yakın stat yapıldı. Ve bunun içinde yarıştırdığımız insanların hepsi yabancı hemen hemen. 14 tanesi yabancı. Yani bunu hangi dünya gençliğine mi yaptık biz burayı? Kendi gençliğimize yapmadık mı? Veya bu statlar olan arkadaşların, takımların antrenman sahaları yok. Türkiye bir yanlış yapıyor. Tam tersi yatırım yapması gereken yerde üste çok yükleniyor. Güncel başarı çok ilgilendiriyor. Çünkü bu ne demektir? Birilerine bir şey popülaritesi lazım. Bir kere futbolun en büyük sorunu yönetme sorunu var futbolun. Federasyon başkanlarımızın ben amatör olması ve böyle iş adamlarından yana olmasını hiç tasvip etmiyorum. Futbol özel eğitim isteyen, özel insanların yönettiğiniz bir iş. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız bu işi yapmaları mümkün değil. Danışmanlarla yapıyorlar. Danışmanlar onlara ne kadar doğru yol gösterirse o kadar yaparlar. Bir İngiltere Ligi'nin vasat bir maçını seyrediyorsun. Temposu başka, hakem başka, oyuncu kültürü başka, seyircinin tarzı başka. Doğru olan bu ya. Bizim yaptığımız doğru değil. Bakın biz kimle yarışıyoruz Allah aşkına? İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, işte İspanya ile yarışıyoruz. Bunlar hep Şampiyonlar Ligi'ni alanlar. Şampiyonlar Ligi'nde yükselirseniz para kazanıyorsunuz, büyük takım oluyorsunuz. Boşuna Real Madrid, Barcelona olunmuyor yani. Siz ne kadar ne yaparsanız yapın, bakın Galatasaray'ın çok ciddi paralar harcamasına rağmen UEFA Kupası'nda devam etmek zorunda kaldı. Bakın Fenerbahçe'nin çok ciddi rakamlar harcamasına rağmen Konferans Ligi'nde gidiyor. Yani bu çok büyük bir başarı değil. Çok büyük bir ekonomik getirisi de olmuyor bize. O zaman bunlar ne yapıyorsa biz de onu yapalım ya. Bu kadar basit yani. Neye direniyoruz ki yani? Bir yabancı kardeşimizi getirdiler, Montello'yu. Başarılı gidiyor. Tebrik ediyorum kendisini. Her türlü yanındayız. Ama ya Türkiye hangi tezden dolayı yabancıyı getiriyor? Türk'ten daha iyi biliyor. Avrupalı. Avrupa'yla yarışıyoruz. Değil mi yani? Sanırım budur yani. Başka ne olacak? Peki o zaman adama sormazlar mı? 1000'den fazla teknik direktör olan bir ülkeyiz. Bu 1000 taneden fazla teknik direktörü eğiten federasyonun eğitim dairesi. Antrenör eğitimi yapan dairesi. Peki şimdi ben onlara bir daha soru sorarım. Siz bu kadar sayısı fazla olan bir teknik direktörden ülkeye bir Montella kadar bu işi bilecek bir adam yetiştiremediyseniz, uluslararası bazda bizi temsil edecek bir antrenör yetiştiremiyorsanız, bunun suçlusu antrenör mü, yetiştiren mi olur? Yani bir düşünün artık yani. Oturun biz ne yapıyoruz diye düşünün.